Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Etkinlik için ve iyi, çok teşekkürler ve katılımımız için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ben Algopoli kurucu ortağı olarak buraya geldim ama tam zamanlı işim Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde öğretim üyeliği. 6 senedir 2013'ten bu yana bir şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde çalışıyorum, dersler veriyorum, araştırmalar yapıyorum biraz geçmişimden bahsedeceğim. Ben yazılımcı değilim ama asbel kadar mecburen yazılım içinde kendimi bulmuş biriyim. Buna dair geri dönüp bir takım alıntılamalar, örnekler vereceğim için geçmişimden bahsetmek istiyorum. Ben endüstri mühendisiyim. 2006-2008 lisans yüksek lisans ODTÜ'den mezun oldum. Doktora'ya Amerika'ya gittim ve 2013 yılında bir senelik bir post doktora sonrası araştırmacılık süresi sonrasında Türkiye'ye Boğaziçi Üniversitesi'ne döndüm. O süre zarfında bu yazılım işlerine girmemi sağlayan e, İTÜ'de şu anda olan Invent Analytics diye Perakende Analitiği üzerine işler yapan o zamanlar 5-6 kişiyken 2014 yılında akademik danışman olarak başladığım şimdilerde. Invent Analytics 90 kişiyi buldu. 2 Amerika büyük müşterisi, bir Avrupa'da ve Türkiye'de bir sürü müşterisi olan bir şirket haline geldi. Akademik danışmanlığım sırasında sürekli bu işlerin içinde kendimi buldum. Ve sonrasında e, ortağım Berk ile biz de bir şirket kuralım seviyesine geldi. Konumuz perakende analitiği değil ama genel olarak karar verme problemleri ve veri analitiği üzerine çalışıyoruz. Şimdi biraz akademik gireceğim bu işe ama karar verme süreci herkese aşinadır. Bu veri ile birlikte karar verme işlerinin ben kendimce bir örnek üzerinden dört aşamada anlatacağım ve bu örneğin perakende aneti üzerinde olacak. Resimde gördüğünüz sağ tarafta, sizin solunuz oluyor galiba, bir ayakkabı üreticisini düşünelim. Ayakkabı üreticisi her gün bir problem çözmek zorunda. Bu problem şu, ben rafımda 42 numara, ayağımdaki ayakkabıdan kaç tane bulundurmalıyım problemi. Buna envanter yönetimi deniyor endüstri mühendislerince. Problem önemli çünkü siz satacak ayakkabıyı rafta bulundurmayıp satmayacak bir mağaza da tutarsanız kayıp satış yaşıyorsunuz, kardan zarar ediyorsunuz ve üstüne daha sonraları bu ayakkabıyı sezon sonuna geldikçe satmak için indirim yapmak zorundasınız. Daha da zarar ediyorsunuz gibi bir durumdan bahsediyoruz. Peki, elimizde veriler bunu gösteriyor, ben stoksuz kalmışım ve satış yapabileceğim yerde yapamamışım. Buradan yola çıkarak başta verimi inceledim, bir sorun ya da potansiyel bir getiri ortaya çıktı. Daha sonra ne yapabilirim bununla? Bununla ilgili problem neden oluştu İncelemem gerekiyor. Problem neden oluşuyor çoğunlukla en azından perakende sektöründe, Türkiye özelinde? Bu işi yapan şirketlerde, büyükçe şirketlerde 10-20 analist oturup 500 mağazalı bir zinciri düşünün. Yaklaşık sadece ayakkabıyı ve numaralarını düşünürseniz 10 bin tane ürünü düşünün. Her gün bu işi yapmak zorunda. Her gün yarım bu ayakkabı satar mı satmaz mı tahmin yapmak zorunda. 3 mü satar, 4 mü satar, 5 mi satar tahmin etmek zorundaki bir şekilde orada ne kadar ayakkabı bulundurmam kararını verebilsin. Dolayısıyla şirketlerde çoğunlukla en çok satan 100 ürüne, 200 ürüne odaklanıp işler yapılırken bir yandan bunu daha iyi yapabilmenin yollarını araştırmamız gerekiyor. Üçüncü tarafa gelirsek de bununla ilgili ne bilgiler kullanabilirim ve daha iyi tahmin yapabilirim ve tüm ürünleri tahmin edebilirim konusu. Burada da bir sürü veri kaynağımız var. Açık olanlar var. Google Trends çok kullanılır mont aramaları ile mont satışları arasında ciddi korelasyon vardır mesela. Çok önceden öngörebilirsiniz. Ya da mağazanın kendi verileri, ürün verileri bunların hepsi faydalı ve buradan bir şekilde tahmin yapabilecek modellerle bu da dördüncü aşama karar verebilme noktasına gelmek istiyoruz. Bu da vereceğimiz karar da A mağazasında A tipi ve X tipi ayakkabının 42 numarasından iki tane tutman gerekiyor. Burada ne fayda gördük, bu aşamaları devam ettirirsek ciddi bir ciro artışı yaptığımız testlerde görmüşlüğümüz var ve hala sistem bu şekilde işliyor. 2009 yılında doktoranın ikinci senesinde bir problem, yani benim doktoramı ücretini ödeyen şirket dünyada ağaç endüstrisinde üçüncü büyük şirketlerden biri, Weyerhaeuser diye bir şirket bir problemle geldi ve ben onunla uğraşmaya başladım. Endüstri mühendisiyim. Bana gelen problem resimler var. Yaş kereste resimleri. Dört tarafı otomatik bir makine tarafından çekilmiş. Bu kereste kurutma işlemine tabi tutulduğunda yamulur mu tahmin et gibi bir problem öne sürüldü. İşte, hocam bunlar ilgili çalışacağım falan. Benim hiçbir fikrim yok. Resim dediğimiz şeyin bir sayılar bütünü piksel değerleri, matris olduğu gibi şeyleri öğrenmek zorunda kaldım. Ve bunun sonunda bir şekilde bunu nasıl tahmin ederiz boyutuna geldim. Problem ortada. Problemin amacı da şu, eğer kurutma öncesi siz bu odun yamulur ve ne, yamulmaya neden olan şeyleri tespit edebilirseniz, önleyici bir bakım sayesinde bazı yerleri sabitleyerek düz odun elde edebiliyorlardı. Bu da yaklaşık 10x dolarlık diyeyim, bir odunu eğer düzeltemezseniz, 2x'e satıyorsunuz. Dolayısıyla iyi bir tahmin yapıp da nereden yamulur bu odun, neden yamulur tahmin edebilirseniz bir noktaya gelmeye, karar verme anlamında bir yere gelmeye çalışıyoruz. Verimiz ne? Yaş keresli resimleri vardı ve de bunlar kurutulunca yamuldu mu yamulmadı. Yamukluk birçok türlü olabiliyor. İki tanesinden bahsedeceğim. Birisi yay şeklini alıyor, bow diyorlar. Birisi de kuruk diyorlar, ince kenardan yamulma, ho hokey sopası gibi olma durumu. Bunlar yamuk odun, biz bunları bir şekilde düzeltirebilir mi konusu. Ne var? Görüntü işleme, artı makine öğrenimi gibi yöntemler kullanarak verdiğimiz karar ise kurutma öncesi önleyici bir bakım yapıp ya da aksiyon alıp bunlardan düz odun elde etme. Burada yaptığımız deney de, çünkü ben sonra staj yaptım bu yerde, Seattle merkezli bir şirket bu cidden düzgün odun elde ederek cirolarında %5 gibi bir artışa artışı sağladık diyeyim. Peki önceki anlattığım aşamalara dönersek problem vardı, veri geldi, ben niye odun yamulur diye araştırma ihtiyacı duydum. Yani problem niye oluşuyor? Problem niye oluşuyor? Bayağı ağaç endüstrisinden makaleler okudum, kitaplar okudum, endüstri mühendisiyim ama bir şekilde bunların içinde buldum. Baktım, bir şekilde yaş halkalarının oryantasyonu, yine dal veya budak çıkan yerler ya da ağaçtaki yoğunluk farkı, genç-yaşlı odun, bunların sebep olduğunu gördüm. Burada neler yaptık? Resimler ayrık ayrıktı, sanki bir kartonu açarmışçasına birleştirmek durumunda kaldık ki bu dallar, budakların çıktığı yerler birleşsin, ben bir şekilde bu resmi iyi bir şekilde işleyebileyim diye. Sonra ne yaptık? O zamanki 2009 yılından bahsediyorum derin öğrenme konusu daha yeni yeni böyle gündemde öyle bir gündemim yok zaten daha ben resimle yeni uğraşmaya başlamışım birkaç filtreleme operasyonu sonucu halkalar işte budaklar filan gibi özellikleri çıkarmaya başladık sonra da bunları çıkardıktan sonra resimleri bir şekilde öz nitelik feature diyorlar haline getirip bir tahmin modelinin ışığında Nereler yamukluğa neden olur ya da yeni bir odun geldiğinde neresinden dolayı yamulur'u tahmin etme işine giriştik. Bunu yapmanın iki yolu var. Bu noktada derin öğrenme konusundan bahsetmek istiyorum ve bahsediyor da olacağım popüler olduğu için. Ben gittim resimi bir sürü işleme tabi tutup sebeplerine yönelik e, kaynak, bu, bu soruna neden olan... E, Resimde gördüğüm şeyleri bulup tahmin yaptım ama ya günümüzde artık derin öğrenme yaklaşımları bunları hem kendi içinde yapıp hem de öğrenmeyi yapabiliyor. Bir alternatif buydu. O zaman teknoloji bu kadar gelişmemişti. Ben bunun faydasını gördüm. O zaman derin öğrenme olsa gidip de odun niye yamulur incelemezdim. Çünkü bir yandan da müşterim olan şirket bir nevi bana bunun niye olacağını, senin niye bu modelle geldiğini soruyorlardı yorumlanabilirlik kısmı. Sonunda çıkan böyle bir sonuç, bir böyle yay şeklini alan resimden bir ısı haritası gibi bir şeyi noktaya gelip şu, şu en son resimde görebilirsiniz. Aslında resimde çok net bir şey görünmese de ya da bir operatör bunu görebilse de buradaki farklılıklar, ön yüz, arka yüz farklılıkların sorun olduğunu söyleyebilmiş olduk. Herkes mutluydu bunun sonunda çünkü yorumlanabilir bir tarafı vardı. Dolayısıyla geleneksel öğrenme ve derin öğrenme diyeceğim buna ve bunun ucuna kararı nasıl bağlarız konusu. En önemli şey burada yaptığımız modellerde yorumlanabilirlik. Çünkü çoğunlukla yorumlanabilirlik önemli. Ya ihtiyaçtan ya da regülasyondan. Ben müşterime yarın tahmin verdiğimde bu tahmin niye böyle yanlış çıktı dediğinde açıklayabiliyor olmam gerekiyor algopoli olarak. Ya da banka kredi skoru yaptığında BDDK'ya kredi skoru algoritmasını açıklamak zorunda. Regülasyon da olabilir. Bunun dışında yönlendirebilme, perakende de çok gördüğümüz bir problemdi. Ham veriyle uğraşırken bir takım veri hataları vesaireler sonucu siz indirim yaptığınızda satışların düştüğünü görebiliyordunuz. Buna engel olabilirsiniz, modellerinizi buna engelleyecek şekilde eğitebilirsiniz. Bu tarafın önemli olduğunu başka yaptığımız işlerde de çok gördük. Dirençli, gürbüz ya da robust diyorlar. E, algoritmalar önemli. Biz yaptığımız işlerde biraz sonra değineceğim hava durumu tahmini verisini kullanıyorsunuz. Zaten içinde hata barındıran bir veriyi modelinize girdi olarak kullandığınızda hatanın yükselmesi ve büyümesi söz konusu. Bu durumlara daha e, e, iyi davranan modeller var mıdır? Ve de karara çevirebilme yine bizim yaptığımız enerji işlerinde e, saat 12-13 arası yarın kaç megawatt elektrik satın almayım kararını verebileceğim türden modeller kullanmam gerekiyor. Şimdi derin öğrenme ve ikisini karşılaştırırsak ve bu açılardan karşılaştırırsak yapısal olmayan veri de resim, video, ses, metin A yapısı çok iyi çalışıyor bu yöntemler ama hala ben karar verme tarafında şüphelerim var. Buralarda da takviyeri, pekiştirmeyi öğrenme, reinforcement learning işleri gündeme gelmeye başladı. Ama hala ben önemli kararları bir makinenin tamamen kendi halinde yapmasına karşıyım. Bu benim görüşüm. Yorumlanabilirliği zor. Bu ekstra bir şey getiriyor. Çok fazla veri istiyor derin öğrenme tarafı. Maalesef Türkiye özelinde en azından verimizi daha 2015-2014'ten en azından perakende tarafını söyleyebilirim. Gelişmiş bir taraf toplayabiliyoruz. Diğer tarafta ise en önemli vermek istediğim mesaj geleneksel öğrenmede bir öz nitelik çıkarma, çıkarma ve model öğrenme var. Günümüzde zaten model ya da fonksiyon öğrenme tarafında en çeşit model var ve onlar iyiler. Yapay sinir ağından tutun başka yöntemlere kadar. İşin çoğu ne öz nitelik koyduğunuzla alakalı olmaya başlıyor. Burası da ciddi efor istiyor. Biz nelerle uğraşıyoruz dersek örnek problemlerden, karar verme problemlerinden bahsedeceğim. Elektrik tüketen herhangi bir ekosistemde elektriğin tüketimiyle üretimin dengede olması lazım. Çünkü eğer fazla üretirseniz sistemler zarar görüyor, trafolar patlıyor, az üretirseniz de elektriksiz kalma ihtimali var. Dünyada bir sürü pazar var bunu regüle edebilmek için. Bunlar piyasa adını vereyim. Dolayısıyla biz de tedarikçiler, genelde perakendeciler diyeyim, borsaya bir gün önceden ben şu saatte şu kadar tüketirim diye tahmin bildirmek ve fiyat vermek zorunda. Üreticiler de aynı şekilde ben bu kadar üretirim bu fiyattan satarım ve aşağıda gördüğünüz arz talep eğrisi birleşip elektrik fiyatı saatlik olarak çıkıyor. Gün öncesinde bu elektriği aldık cebimize koyduk ve devam ediyoruz. Nasıl tahmin verdiğimiz önemli, şöyle önemli. Eğer ben yarın saat 12'de 50 birim elektrik alacağım deyip gün içinde 60'a doğru gidersem devlet araya giriyor, sizi cezalandırıyor. O 10 birimi ürettiriyor sizin için ve biraz da yüzde cinsinden 20-30'lara varan daha pahalı üretiyor diyeyim. Bunun maliyeti ne derseniz problem çok önemli. Türkiye'de 2018 yılında 420 421 milyon TL dengesizlik oluştu. Ve elimizde ne verisi var? Bölgelerin tüketimi verisi, lisanssız üretici dediğimiz paneller 1 megawatt altı üreten ya da güneş rüzgar tribünleri. Saatlik tüketimler var Türkiye, bölgenin tüketimi var, hava durumu ve özel günler gibi gibi verileri kullanıyoruz. İki kere Türkiye saatlik tüketi olmuş, kusura bakmayın. Çözüm yöntemi ne? Özelleşmiş, öz nitelik çıkarımını özellikle yeşille işaretledim. Biz genelde girdiğimiz POC diyoruz, Proof of Concept, genelde bir yerle çalışmadan önce bir ay boyunca rakip şirketlerle tahmin veriyoruz ve bunların çoğunda birinci çıktık, satamadık, sattık, o ayrı mesele. Burada yaptığımız işler önemli oluyor. Çünkü ilk başta gidip siz bu tahmini nasıl yapıyorsunuz diye soruyoruz. Özelleşmiş kısmı da o. Bize diyorlar ki güneş, güneş paneli şu koşullarda üretim yapmaz. Bu kadar abuk bir şeyi nasıl modelleriz? uğraştık bir şekilde modelledik. Kar yağıyor, güneşli hava ama kar erimiyor. Dolayısıyla siz üretim görmüyorsunuz. Sadece hava veri, durumu verisini o an kullanırsanız sıkıntı. Geçmişte kar yağdı mı, kar ne kadar değerir filan gibi şeyleri modelinize koyabilirseniz iyi bir tahmin yapabiliyorsunuz diyebilirim. Burada önemli bir nokta söyleyeceğim. Karar verme problemlerinin çoğunda bu kaç tane bulunduracağım konusu da dahil. Çoğu şirket nokta tahminle ilgileniyor. Yarın 5 satacak dedim, 5 satmadı, 3 sattı diyelim. Hatanız yüzde %40, 3 bölü 5, 2 bölü 5'ten %40. Bunun çok bir önemi yok. Bu kararın yani siz 3 yerine 5 yazdıysanız kayıp satış yaşamadınız aslında geçtiğim örnekte. Dolayısıyla bu kararın getireceği maliyet önemli ve bu süreç içinde insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Herkes yüzdesel hatayla çalışıyor ama aslında verdiğimiz kararın bize getirdiği maliyet oldukça önemli. Biz ne yapıyoruz burada? Aynı şekilde yani üretim 100 birim olma olasılığı nedir? 101 birim olma olasılığı nedir? Tahmini modelleriyle 102 birim olma olasılığı nedir? Benzer şekilde arz talep olduğu için tüketim ve üretimi benzer şekilde dağılımlarını tahmin edip beni en iyi seviyede tutacak ortalamada kararlar vermek istiyorum. Etkisi ne oldu bunun? Çalıştığımız bir bölgede 2008 yılında kendi yaptıkları tahminlerle bizim yaptığımız tahminleri karşılaştığımızda ekstra 6 milyon TL'lik bir kazanç sağladık. Yakın zamanlarda uğraştığım bir problem, bu da farklı bir bakış açısıyla online yani Çevrim içi diye çevirdim ama elektronik satım, satış ortamlarında ürün sıralamasını nasıl yapmamız gerekiyor? Klasik sıralamayı sağda görüyorsunuz. Önerilen vardır. Bu genelde şirketin kendi algoritmaları çalışır. Burada neler çalışır derseniz birazdan bahsedeceğim. Ya da diğerleri nispeten daha çok sorgu bazlı çıkabilecek sıralamalar. Burada akıllı bir şekilde nasıl sıralama yaparız konusu önemli. Elimde ne var? Dijital ayak izi dediğim clickstream verisi var ve bu çok önemli. Ben bir siteye giriyorum, keyword yazıyorum ya da yazmıyorum ya da ürünlere bakmaya başlıyorum. Bir ürüne baktım, diğerine baktım, öbüründen çıktım ve birini satın aldım, favoriledim ya da ekledim, e, sepete çıkardım. Hepsi benim düşüncem, bir şekilde düşünce tarzımı yansıtıyor. Yani ben bunu aldım ya da almadım, baktım, beğenmedim. Buradan ilginç bir bilgi edinebilir miyiz? Önemli bir konu. Bunun dışında izlenim, yorumlar, ürün özellikleri ve hava durumu, bot satışları artar, aniden soğuk olursa mesela da kışlık satışları artar. Promosyon, Google Trends yine verileri kullanabilir miyiz? Çokça yapılan yanlışlar e, bu tarafta geleceğim. Önerilen algoritma yani çoğu sitede gördüğünüz önerilen algoritma satış stok dengesini koruyan. Bir tür algoritmadır. Yani çok satanı üste göstermeyi meyleder ve de stoğu yoksa da altlara çeker diyeyim. Hiçbir şekilde kar hesabı yok. Olanlar vardır, tenzih ederim. Çoğu böyle benim bildiğim. Bunun dışında popülerlik, yani ne kadar çok satılıyorsa daha çok üste gösterme klasik kullanılan algoritmadır. Peki bu tarafta makine öğrenmesi tarafında tavsiye sistemleri altında, recommendation engines bir sürü yöntem var. Bunlardan biri benzetme, içerik filtreme, Netflix ile birlikte ortaya çıkmış. Bunu iki kişi çok benzer, birinin beğendiğini diğerine öner. İki, sinema, iki film çok benzer, birini izledin diğerini öner gibi gibi yaklaşımlar. Ya da tercihi öğrenme, yani ben fiyata mı önem veriyorum, ben kırmızı kıyafetlere mi önem veriyorum, ben ayakkabılara mı önem veriyorum? Bir şekilde bunu öğrenebilirsem sıralama için kullanabilirim ya da çoğunlukla en akıllı yapılan bir dahaki 3 saat içinde ne kadar satacağım tahmin edip buradan sıralama yapma. Daha çok satacağını düşündüğümü tahmini satışa göre sıralama yapma yapılır. Bunların en büyük sıkıntısı şu verimizde kirlilik yaratıyoruz. Şöyle ki ben bir ürünü üste çıkarmaya başladığımda onun satışı daha da çok olacak. Satışa bağlı bir ölçüt kullanıyorum daha da çok olacak. Dolayısıyla aslında altlarda kalan satabileceğiniz daha karlı bir ürün varken o hiç görünmeyecek ve satamayacaksınız. Dünyada bu işle yakın zamanda uğraşmaya başladılar. Yakın dediğim son 10 yılda ben karımı en iyileyecek sıralama algoritmalarıyla gelebilir miyim konusu. Basit bir sıralama politikası vardır literatürde önerilmiş. Normal skorunu kullan, kaç kere o sayfaya bakıldıysa cezalandır. Aşağıya düşsün. Cidden daha iyi çalışıyor. Bunun ufak bir örnekte denemişliğimiz var bir satıcıda. Ciro'ya pozitif anlamda katkı sağladığını söyleyebilirim. Peki, sonlandıracağım. 7 saniyem var. Ee, ne Neler söyleyebilirim bu konuşmanın sonunda? Ee, az ve kirli veriyle uğraş ciddi insan kaynağı gerektiriyor. Makineye bırakamayız. Ben böyle düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Yanlış düşünüyor olabilirim ama elimdeki örnekler bunu söylüyor. Yapısal ve yapısal olmayan veriler için alternatif yaklaşımlar geliştirme gereksinimi arttı. Yapısal olmayan dediğim resim vesaire derin öğrenme tarafı. Açık veri kaynakları, zengin bilgi e, içeriği sağlamakta Google Trends'ten çok faydalandığımı söyleyebilirim. Bir ürünün satışı, ürünü arayın, koduyla arayın, cidden satışıyla korelasyon olduğunu görürsünüz. İnsan yönlendirmesi oldukça önemli. Yorumlanabilirlik hala çok önemli. E, çünkü bir şekilde müşterinize modelinizin ne yaptığını açıklamak zorunda ya da yanlış yaptığınızı açıklamak zorunda kalıyorsunuz. Karar verme için kullanılan tahminler %100 doğru olmak zorunda değil iyi bir aralık tutturmamız lazım. Yani satışın o aralığa düşmesi lazım. Ve reinforcement learning önemli bir konu haline gelecek. Geldi ve gelmeye devam ediyor, devam da edecek. Teşekkürler.